Basın kulübü özel izleyicileri Merve Kavakçı'yla beraberiz. Hala sorularımız devam ediyor. Selçuk ve Ceyda'nın aslında üzerinde durduğu benzer şeyler var. O konuda kısa bir, yani o konuyla devam ederiz diye kapattığımız için bir önceki aralığı tekrar etmek istiyorum. Yani özellikle baskıcı toplum, hani İslam felsefesi de İslam'ın gündelik hayat veya yaşam tarzı felsefesi ve teorinin içinden bakıldığında her şey çok mükemmel görülüyor. Doğru. Dinde zorlama yok. Doğru. Bir insanı talep etmediği bir kıvama getirme hakkınız yok. Fakat hani statiko diye sorulmasının esprisi o. Bir şey statikoya dönüştürüldüğü zaman halk kitleleri, özellikle kendileri hayatları nasıl yaşayacakları ile ilgili kendi öznel sorgulaması fazla derin olmayan halk kitlelerinde o statiko birebir kopyalanarak daha mutaassıp, daha baskıcı formlar alabiliyor. Özellikle kadın bedeni hep zaten karşılıklı görüşlerin mücadele alanı olduğu için bundan zarar gören kadın olabiliyor. Mesela tesettüre girmek istemeyen bir kadın tesettürlü giyinmeye zorlanabiliyor. Bu noktada Müslüman olarak, mütedeyyin olarak, bu konulara kafa yoran biri olarak ne gibi önlemlere, ne gibi argüman, nasıl bir argümantasyona hazırsınız diye sormak istedi aslında Selçuk sanırım. Evet. Çünkü sizin özgürlüğünüzü daha iyi savunabilmek için bu konuda istemeyenin, ne istemeyenin özgürlüğünü de sağlamış lazım olmamız lazım. Öyle bir mesele var. Evet. Yani oysa size anlattığımda bile siz buna hayretle yaklaştınız biraz ve sıfır virgüllü falan bir rakam söylediniz. Dolayısıyla yani şu anda televizyonu izleyip kendi kafasına itiraz edenler bile herhalde daha fazla bir oran oluşturuyor olabilir Türkiye'de. Ama data ile konuşuyorum. Yani bir siyaset bilimci olarak böyle soruların üzerinde durup bir kitap hazırladığım için, doktora tezi yaptığım için ve bu oranın çok ufak bir oran olduğunu ifade etmek mecburiyetindeyim. Çünkü faktlar bize, gerçekler bunu bu şekilde gösteriyor. Sorun ancak eğitimle çözülebilir. Tabii bu bizim İslam'ı anlayışımızla ve algılamamızla alakalı bir şey ki İslam'ı yaşayış maalesef lokal kültürlerin de içine entegre olmasıyla bölgeden bölgeye de değişebiliyor. İşte onun için İslam'ı doğru algılamak bizim için önemli. Ben şahsen öyle bir aile background'undan geliyorum ki bana İslam'ın en başta eğitimi farz kıldığı ve eğitimin opsiyonel olmadığını ve kadın erkek olarak, bireyler olarak Allah karşısında, yaratıcı nezdinde hepimizin eşit olduğunu öğreten bir öğretiden geliyorum. Tabii herkes böyle de bunu bilmiyor olabilir ve kültürlerin, lokal kültürlerin, mahalli, bölgesel yaptırımlarında sonucunda herhangi bir baskı altında da kendini hissediyor olabilir. İşte burada İslam'ı doğru algılamak bence çok önemli. Yalnız benim ifade etmek istediğim belki içten gelen bir itiraz şununla alakalıydı. İtiraz da değil de şaşkınlık belki şununla alakalıydı. AK Parti hükümeti kurulduğu zaman hatta Refah Partisi iktidara geldiğinde de vay başı açık kadınlara şöyle eziyet edilecek, otobüslerde şunlar olacak gibi söylentiler çıktı. Bunların hiçbiri olmadı. İstanbul'u Refah Partili belediyeler aldığı zaman saldırılar olmadı söylendi gibi. Provokasyonlar da hemen o belediye başkanları tarafından orada cezalandırıldı ve durduruldu. Şimdi bu söylem, bu mantık silsilesi ve bu zihin Türkiye'de bize şu sonucu gösteriyor. Yarın siz bizimle aynı konuma gelirseniz bizi zorla bizim başımızı örttürürsünüz. Onu yapamamanız için, evet yapmayacağınızı söylüyorsunuz ama biz size güvenemeyiz. O zaman biz şimdiden sizin başınızı ezelim ve sizi yok edelim kamusal alandan. Böyle bir mantık maalesef bu oryantalist bakış açısının arkasında. Ve mantıki çerçevede de yok canım, yani ne kadar da Merve Kavakçı gibi kadınlar, binlerce kadın, kamusal alandan dışlanan bu başörtülüler istedikleri için kendi hür iradeleriyle başlarını örttüklerini söyleseler de bu aslında mümkün değil gibi son derece oryantalist bir yaklaşım diye şey yapıyorum. Başını örtmek istemeyen kadınların yanında onların hakkını savunmak benim bir dini görevim. Bırakın benim kişisel görüşümü, bu benim dini bir görevim olmalıdır. Benim İslam anlayışım bunu gerektiriyor. Şimdi ben bir şey hatırlatmak istiyorum. 99 yılında henüz bu olay çok sıcakken
El Hayat Gazetesi ile aynı yayın grubunda çıkan bir dış politika dergisi vardı, Al-Vasat. Ve ben orada size İran'ın desteğini hatırlatan bir mülakat yapmıştım. Size destek vermişti. Siz de yanıtınızda başların zorla örtüldüğü bir ülke benim başım üzerinden politika yapmasın, reddediyorum desteğini demiştiniz. Ve o Arap dergisine de bu defa sizi başka yönle eleştiren yüzlerce mesaj gelmişti. Bir de feminist olmakla suçlamışlardı. Şimdi başka bir şeye geçmek istiyorum bu anekdottan sonra. Bir kitabınız var, bunu daha önce de tanıtmıştık aslında. Sömürge sonrası Türkiye'deki başörtüsü meselesini okuma diye Chomsky'nin de giriş yazdığı bir kitap. Şimdi bu kitapta diyorsunuz ki, bu biraz abartılı mı sormak istiyorum. İkna odaları ruhlar için bir çeşit gaz odasıydı. Evet. Yahut biz öyle anlıyorsak siz bu hissi bize anlatır mısınız? Evet. Evet, doktora tezimi Türkiye'de başörtüsü siyaseti adı altında Türkiye'nin rol modelliğini başörtü yasağının sosyal ve siyasal sonuçlarını, implikasyonlarını değerlendirerek sorgulama olarak bir postkolonyal okuma diyoruz ona, bir oryantalizmin eleştirisi olarak hazırladım. Bu bir yerde benim için kişisel bir ileriye bakmak ve 2 Mayıs'ta mecliste yaşadığımız o vahim tablodan kendimi kurtarmak, daha sağlıklı olarak bu konulara eğilmek anlamında da yapılmış bir girişimdi. Yani benim büyümem ve olgunlaşmam projesinin de bir parçası doktora tezim. Bir taraftan da baktım, bir uluslararası ilişkiler fakültesinde hoca olarak bu konuda literatürde üretilmiş çok fazla uluslararası eser yok. Yani İngilizce'de üretilmiş eser yok. Kavakçı olayıyla alakalı olarak yazılan doktora tezleri vesaire bazı şeyler var. Ama Türkiye'deki başörtü sorununu inceleyen eserler ancak 90'lı senelere kadar getiriyor. Ve bizim 90'lı senelerden sonra başörtülü kadınlar olarak yaşadığımız bu büyük değişimleri, hızlı ve büyük değişimleri sorgulayan ve anlatan eserler yok. Peki dramı irdeleyen çalışmalar var mı? Mesela Batı'da. Şimdi Amerika'da hocasınız. Herhalde etrafınızda yaşadıklarınızı bu kitap üzerinden de anlattığınız için. Biraz kendi olayımdan da bahsediyorum ama başörtü sorununu genel manada ele alıyorum burada. Elbette o olayı inceleyen veya o olayın medya mesela boyutunu inceleyen, basında Kavakçı olayı nasıl yapılmıştır, ele alınmıştır. 28 Şubat çerçevesinde veya sadece o olaya yoğunlaşan doktora çalışmaları, master çalışmaları oldu. Öğrenciler çünkü benimle de irtibata geçiyorlar, benim de fikrimi alıyorlar. Rutgers Üniversitesi'nde, evet, Amerika'dan veya Avrupa'dan da var böyle, genelde Batı'da. Rutgers Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersinde Kavakçı olayı işleniyor mesela. Bu tip hadiseler var ve sorgulamamıza vesile oluyor. Şimdi ikna odaları tabii başörtü sorununun önemli bir bölgesi ve bunu Batılı zihne ifade ederken de uygun bir analoji olarak gaz odalarına, ruhlar için, bizim içimize bir yerde işleyen, zehirleyen, içimizi boğan, ille de gelip elle boğan değil, sizi asan değil belki bir zihniyet ama sizin içinizi yavaş yavaş zehirleyen gaz odalarına benzettim. İkna odaları çalışmasını da sosyolog Gülşen Demirkol Özer'in çok güzel bir çalışması var bu konuda. Kızlarla birebire Kemal Alemdaroğlu ve Nur Serter'in hazırladığı o ikna odalarında yaşadıklarını ve sonrasında yaşadıklarını, ruh halet-i ruhiyelerini anlatan bazı çalışmalar var. İkna odalarını bir yerde sadece gaz odalarına da benzetmiyorum. Milkan'da düşününce şöyle Üstad rahmetli İzzet Begoviç'ten böyle tarihsel bir alıntı tabii insanın aklına geliyor. Engizisyon bir yerde ruhu
kurtarmak için bedeni yakmak anlamına geliyor. İkna odalarında da bedeni güya kurtarmak adına ruhu yakmak adına geliyor. Bu kızların ruhları zehirlendi. Yavaş yavaş. Çünkü o odalara alınmaları, onların ikna edilerek başlarının açtırılması, kimi zaman erkek hocalar tarafından saçlarının okşanması ve arkasından da onlara yaptıklarının, yani başlarını örtmelerinin ne kadar yanlış olduğu öğretisinin verilmesi ve cumhuriyete kazandırılmaları. O odadan çıktıklarında da Sayın Özer'in yaptığı ikna odaları çalışmalarında çok açıkça ifade ediliyor. Beraber çalıştığınız hocalarınız bu ifadeyi nasıl karşıladı? İlk anda, çünkü çok çarpıcı. Evet, Batı benim benim süpervizörüm kadın çalışmaları konusunda, Orta Doğu çalışmaları konusunda oldukça tanınmış bir isim. Biraz çarpıcı bulmuştu ilk anda. Ama ben ısrar ettim. Çünkü içten bir okuma benimki. Yani dışarıdan genelde bizi bir subje olarak değerlendiren, bir incelenmesi gereken bir organizma gibi değerlendiren bir bakış açısı var. Şimdi ben hem başörtülü bir insan hem de bunun sıkıntısını çekmiş bir akademisyen olarak içten bir okuma yaptım bu çalışmada. Sağ olsun hocam olması itibariyle de her zaman gurur duyduğum Naim Chomsky de destek verdi. Ben yeniden siyasete dönmek istiyorum. Bülent Arınç'a sorduk Cuma günü. Yani 28 Şubat bir yıl sürecek ama 10 yıl bile sürmedi biliyorsunuz. Yargılanan, dava açılan kendisine henüz olmadı. O da dedi ki yani mağdur olanlar dava açabilir. Yani kendi mağdur. Biz çünkü darbelerin, postmodern darbelerin yargılanabileceği bir hukuk zemini oluşturduk. Referandum, 2010 referandumuyla. Şimdi bundan sonra darbelerden dolayı acı çekmiş, çile çekmiş, mağdur olmuş insanlar gerçekten dava açabilirler. Davaların takipçisi olabilirler. Siz dava açacak mısınız birilerine? Elbette. Tabii 28 Şubat'la eğer bu demokratikleşme havası içerisinde inşallah yüzleşeceksek, ki ona başlamış durumdayız. Benim belli sorumluluklarım var. Bunu kendim adıma, aynı zamanda beni seçen ve temsil hakkından mahrum edilmiş, koltuğu seçtikleri kişinin koltuğu boş bırakılmış halk adına açacağım davalar var. Ama bu bunlardan bir tanesi olacaktır. Aynı zamanda bir başörtülü kadın olarak da açmam gereken davalar var. Hep başta beni ajan provokatör olarak itham etmiş, karalamış olan dönemin cumhurbaşkanı, ki devletin en tepesidir, görevini kötüye kullanmıştır. Onun için suç duyurusunda bulunuyorum. Aynı zamanda DSP'li milletvekilleri açık bir şekilde fiili olarak bir başka vekilin görev yapmasına engel olmuşlardır. Bütün DSP'li vekilleri için mi suç duyurusuna bulunacaksınız? Ya da özellikle belli isimler var mı? Çok aktif olarak rol tabii oynamış. Tabii öne çıkan bazı figürleri görüyoruz o dönemde. Hüsamettin Özkan'ı görmekteyiz, efendim Cengiz Güleç'i görmekteyiz, Koro'nun baş sıralarında kadın milletvekillerini görmekteyiz. En başta onlar olmak üzere tabii bir grup hareketi içerisindeydi DSP'li vekiller. Onlar için bir suç duyurum var. Aynı zamanda dönemin meclis başkanı Yıldırım Akbulut ve due process dediğimiz anayasal prosesi takip etmeden beni milletvekilliğinden düşürdüğünü iddia eden Ömer İzgi. Dışişlerinin çeşitli görevlileri, ki Houston Başkonsolosu ve Genel Sekreteri böyle canhıraş bir şekilde çalışarak Amerikan hükümetiyle ortaklaşa bir çıktı alıp benim vatandaşlıktan atılmamı hızlandıran prosedüre katkıda bulundular. Kim onlar? Var mı belli isimler? Elbette isimler var. Bunlardan o dönemin genel sekreteri, Houston genel sekreteri de AK Parti hükümetinde de Bosna'da sefir bugün için. Onun için 28 Şubat'ımız devam etmekte. Ahmet Yıldız yanılmıyorsa. Bu müsteşarlar, başbakanlık müsteşarı vesaire, ki onun listesi var elimizde. Onların hepsi görevlerini kötüye kullanmışlardır. Bir milletin seçilmiş
bir vekil olmasına rağmen temsil görevini halktan engelledikleri için ben bunu halkım adına tabii yapmak zorundayım. Malumunuz ne o dönemde ne daha sonra özlük haklarım konusunda herhangi bir gelişme olmadı, verilmedi, yok varsayıldı. Bu tabii çok sembolik bir şey. Bunun da arkasında veya peşinde de değilim ben şahsen. Biraz hukuki sorun var galiba orada. Burhan Kuzu karambol havası var diye bir izahat getirmiş. Şimdi tabii ortada şöyle de bir problem yok mu sizce? Bütün bunlar siyasi tavırlar. Evet. Şimdi meclisteki DSP'li biz ne kadar işte vicdanen, insani açılardan onaylamasak ya da demokrasi kültürü açısından, siyaset zihniyeti açısından beğenmesek bile o görüşü savunan, yani bir siyasi görüşü savunan bir grup siyasi parti üyesinin siyasi demonstrasyonu var mecliste. Evet. Şimdi bu tabii hukuken bundan bir sonuç almak mümkün olabilecek mi? Yani Burhan Kuzu'nun da ortada karambol var. Böyle bir şey yok demesi. Yani şöyle diyor. Bir kısmı Amerikan vatandaşlığına bağlıyor. Bir kısmı işte meclis başkanlığının uygulaması diyor. Yasanın öngördüğü anlamda düşme varsa şu söylenenlerin hiçbiri ona verilemez. Çünkü vekil olmamış oluyor. Ama düşme değil bir karambol söz konusu ise belki düzeltilebilir diyor. Orada yani, siyasi bir süreçten söz ediyoruz değil mi? Tamamen evet. Hukukun bir yerde siyasete alet edilmesinden söz hukuk ediyoruz. Hukuk siyasi değil mi sizce? Efendim? Hukuk da siyasi bir şey değil mi son tahlilde? Yani dönemini yansıtan bir şey değil mi? Mesela artık değişti ama eskiden böyle değildi. Şimdi işte onunla yüzleşeceğiz. Bunun adaletini bekliyoruz biz. Hem ben bir eski vekil olarak hem de beni seçmiş olan halk olarak bunun adaletini sağlamak durumundayız. Zaten o dönemde yargı dahi düşününüz. Yani yargı mensupları askeri mekanlara briefing almak üzere çağrıldıkları bir dönemde o yargı mensuplarının sizin için verecekleri kararları düşününüz. Ama şimdi Türkiye bunları bir miktar aştı ve bir demokratikleşme sürecine girdi. O döneme dönerek o kararların ne derece sağlıklı ve tarafsız olduğunu tekrar irdeleyeceğiz. O açıdan bunun mümkün olacağını düşünüyorum. Şimdi eğer şu noktada çok fazla tweet geliyor ve mesaj geliyor. Hani siz diyorsunuz ya en başta sistem sorunu var. Resmi ideolojinin bakış açısı var. Başörtülü olmaya, dine, dindar olmaya ilişkin sembollere çok keskin katı bir bakış açısı var. Ve resmi ideolojinin yaptırımsal dayatmacı gücü var ama bugün bunlar kalmadı. Ve bugün hani bazı şeylerin artık söz konusu olabiliyor, konuşulabiliyor olması gerekiyordu ve insanlar da onu sormuşlar. Yani dünkü fazilet partiler belli baskılar altında kalmış olabilirler, bazı sendromlar yaşamış olabilirler ama bugünkü AK Partililerin birçoğu dünkü faziletler aslında. Hı hı. Neden bugün bunu çözmüyorlar? Mesela neden sizi tekrar mecliste görmüyoruz? Sorusu bayağı sorulmuş bir soru. Bu Merve Ayşe Fatma olayı değil. Siz ya da sizin donanımınız, formasyonunuz ve kılık kıyafetiniz. Yani bu özgürlüğü neden bugünkü iktidar, hükümet bir bu tarzda bir vekili meclise alarak, girmesini sağlayarak kazandırmıyor? Bu soru en çok sorulan soru. Evet, katılıyorum gönülden. Türkiye'de tekrar rakamlara değineceğim. Türkiye'de kadınlarımızın %69'u başını örtüyor. Bu kadın nüfusunun 2/3 demektir. Evet. Ama kıyafeten onları temsil eden bir tane vekil yok. Bu AK Parti başta olmak üzere bütün partilerin ayıbıdır. Bu kadar açıktır bu. İşte bunu aşabilmemiz lazım. Peki yani AK Parti'nin mesela bu konuyu sorun haline getiren CHP ve CHP zihniyetidir. Çözecek olanlar da onlardır deyip topu tamamen karşı tarafa atmalarını doğru buluyor musunuz? Bu doğru bir siyaset yapma şekli midir? Bence yanlış. Ben onun için yani, zaten eleştiriyorum. Hele bu son seçimlerde başörtülü kadınların son derece rencide olduğunu düşünüyorum. Hiç yapılmaması gereken bir şeydi. Burada AK Parti'yi de tek başına ele almıyorum. Bütün partilerin arayabıdır başörtülü kadınları vekil adayı yapmamış olmaları, vekil yapmamış olmaları. Bu çok önemli bir soru. Mesela Şafak Pavey'in kıyafeti üzerinden etekle gelmek zorunda olması ve protez bacağının onun rahatsız edeceği düşünülerek bir önerge verildi meclise. BDP bu önergenin diğer kılık kıyafet engellerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini, yani serbestliğinin alanının genişletilmesi için bir şey taşıdı.
AK Partililer apar topar geri çekti verdikleri. Biraz erkek egemen zihniyet yok mu burada? Yani, siyaset tamamıyla erkek egemen bir alan, mesleki alan. Orada AK Parti'nin bir özelliği yok. Bütün siyaset. Ama sonuçta öyle. Bu hassasiyetlere daha fazla sahip çıkması gerekmiyor sizce? Elbette ki kendileri de mağdur olan insanların başörtüsü konusunda bir açılım yapmasını muhakkak... Acaba mağduriyet kalktı mı? Çünkü biliyorsunuz... Mağduriyet kalkmadı. Çok da kalkmadı. Ya ben şöyle bir şey kullanmıştım, katılır mısınız bilmiyorum. Yani meğer işte bu siyaset tarzının başörtüsü sorunu dediği şey... ...eşi başörtülü olan ve bu yüzden sürekli fişlenen erkekler sorunuymuş. Çünkü eşi veya annesi ve ailesine başörtülü olan erkeklerin fişlenmesi sorunu... ...sistem tarafından dışlanması sorunu ortadan kalkınca biz bu başörtüsü sorunu halledilmiş gibi... ...yapan bir hükümetle karşı karşıya kaldık. Buna katılır mısınız? Tam olarak değil. Çünkü meseleyi kadın erkek bağlamında bir defa almıyorum. Toplam olarak bakıyorum. Başörtüsü sorunu demin bir şey ifade ettim. Benimle başlamadı, benimle bitmedi. 30 senelik bir geçmişi var. Ve çok ilginçtir. Bugün başörtüsü sorunu yaşayıp... ...başörtüsünü 90'ların sorunu zanneden... ...80'lerde olmadığını zanneden... ...başörtüsü mağduru insanlarımız var. Yani bizim tarihi süreci de doğru okumamız lazım. Peki 30 senelik süre içerisinde... ...kanserleşmiş bir yara haline gelen... ...bu sorun nasıl oldu da bu kadar ihmal edildi? 1986 senesinde... Ankara Tıp Fakültesi'nin önüne biz alınmadığımız, kapıdan giremediğimiz zaman biz böyle bir sessiz, sakin bir protesto yürüyüşü yapmak istediğimiz zaman bize dindar insanlar da sahip çıkmadı. Hı-hı. Ne zaman bir sahip çıkma olayı gerçekleşti? İşte o fişleme eş durumundan erkeklere yansıdığı ucu zaman deyince. Allah Allah. O zaman bana katılmanız gerekiyor. Ama şöyle değil. Çünkü aynı şeyi yaşamışsınız ya, aynı gözlemi onu daha önce yapmışsınız. Ancak şu açıdan yani erkek kadın bağlamında şu şekilde almıyorum. Soruna sistemle dindar insanları nerede koyacağız, nereye koyacağız açısından daha böyle mega açıdan bakarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü sonuçta dindar insanlar bir yerlerde belli noktalarda hem özel hem kamusal alanda son zamanlarda bir yer edindiler. Bu demek değildir ki başörtülüler beklesin onlara sıra gelecek. Benim endişem başörtülü kadınlara çok sıra gelmeyecek. Hı. Hatta bu konuda şöyle bana sorsanız son 12 senede başörtüsü yasağı konusunda bir gelişme kaydedildi mi? Hayır. Hatta geri adım atıldı. Bakın bu üniversitelerde yasağın kalkmış olması... bir yerde hakların kısmen verilmiş olması iddiası başörtüsü yasağı sorununun kalktığı anlamına gelmiyor. O geri adım ben derken? Geri adımdan kastım şu. 99'da ben seçildiğim zaman meslek sahibi bir milletvekili kadının kamusal alandaki meclis kamusal alan değildi, o da ayrı bir tartışmadır. Milletin meclisiydi. Var olabilmesi, bu laik sistem içerisinde var olabilmesini, mesleki kimliğiyle bulunabilmesini tartışıyorduk. Bugün Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığına eş konumundan dolayı başörtülü insanların oturmuş olması başörtülü meslek sahibi kadının sorunlarını çözmüştük anlamına gelmiyor. Siz şu anda... Onu, evet. Pardon, bunu yapıyorsunuz aslında ama kısacık sormak istiyorum. Sizce bugün şimdi 28 Şubat'ta bir yüzleşme yaşıyor Türkiye laik kesimiyle. Bu sorunun devamı gibi. İslami kesim 28 Şubat'la halleşti mi? Zor soru, uzun soru. Hayır. 28 Şubat aslında bence çok tesirli de oldu bak. Belli noktalarda evrildi, evet mi? Yani tırnak içerisinde kendi açısından başardı, sindirdi. Bir yönde evrilmesine İslami kesiminde liberal ekonomilere tamamen eklemlenmesine de sebebiyet verdi. İslami bazı hassasiyetlerin ki Müslüman'ı Müslüman yapan o hassasiyetlerdi diye düşünürsek göz ardı edilmesine bu kapitalist ekonominin
nimetlerinden istifade ederken bazı dini hassasiyetlerin eskiden dikkat edilen çok ortadan kalkmasına da vesile olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir endişe de genel bir manada ben dışarıdan geldiğim için çok sık da tabii Türkiye'de bulunduğum için eşim burada olduğundan bir yerde gözlemleme imkanım var. Belli sürelerde Türkiye'yi gördüğümden belki yasak kalkacak tamamen ama başörtülü insan kalacak mı? O başörtülü evet, dediğimiz o başörtülerle başörtüsüzler ne zaman eşit olacak size göre? Başörtüsü gibi bir kelime bir faktör olmaktan bizim değerlendirmelerimizde mesela böyle bir toplantıda konu olmaktan çıktığı zaman onun ötesini görebileceğimiz zaman. Peki bence benim merak ettiğim bir şey var. Aslında iki şey var şimdi. Son söylediğinizin üzerinden bir şey daha sormak istiyorum doğrusu. Acaba başörtülü kalacak mı dediğiniz için soracağım. O da tabii onu. Çok sembolik bir ama şey. Ama Nihal beni uyarıyor galiba bir şey. Bir dakikamız kaldı hani kısa sonra. Çok, tamam. Şimdi merak ettiğim şudur. Siz bütün bunlardan bahsederken aslında pek de yalnız olduğunuzu görüyoruz yine. Yani pek de mağdur olduğunuzu görüyoruz. Şimdi bu konuda kim sizi teşvik etti? Milletvekilliği için, bunu adaylığınızı koymanız için. Sonra da pek çok kişi de sizi yalnız bırakmış. Onu anlıyoruz. Şimdiki durumdan da onu anlıyoruz. Bütün bu programdan da onu anlıyoruz. Sizi kim teşvik etti Allah aşkına? Milletvekili mi? Evet ama evet yani kim teşvik etti şimdi? Düşündüm. Hayır. Tabii, yok ben o kadar da yalnız değilim. Yani başörtülü kadınlar... Ya orada da bir provokasyon var mı acaba diye merak ediyorum. Nerede? Sizi yalnız bıraktıklarını da... Benim kim teşvik etti işte ona izah ettim zaten. Ben partinin tabanından gelen bir insanım. 7 sene o partide aktif şekilde çalıştım. Ama basın beni sanki böyle son dakikada böyle rahmetli Erbakan Hoca'nın emriyle gelmiş gibi gösterdi. Öyle bir şey söz konusu değil. Ben bu partide çalışarak bir yerde siyasetin o zor merdivenlerinde tırmanan kadınlardan sadece bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz. Haber verelim isterseniz. Nisan ayında bir kitap çıkıyor galiba. Evet. Richard Perez'in. Evet bir Amerikalı yazar. Donup kaldığı gün. Evet Türkiye'nin donup kaldığı gün bir Amerikalı yazar tarafından Richard Perez'in kaleminden Garnet yayınlarından uluslararası arayla İngilizce. Peki Nihal'in affına sığınarak bir şey sormak istiyorum. Son sizin daha büyük bir hedefiniz var mı siyasette? İddialı bir profil çiziyorsunuz çünkü. Yani başörtüsünü de böyle savunuyorsunuz falan. Bir siyasi hedefiniz var mı? Başbakanlık falan hayaliniz var mı mesela? Yok ben çok kaderci bir insanım. Konuda da iyileştirilirim belki. Ben eski bir siyasetçi olmaktan memnunum ama başörtülü kadınlar hak ettikleri yerlere geldikleri zaman benim içim rahat edecek. İnşallah onu da görürüz. Olsun biz sizi yeniden vekil olarak görmek istiyoruz yakın gelecekte evet, inşallah. Gerçek iade itibar sevgili olacak. Sevgili seyirciler galiba. Merve Kavakçı'yı konuştuk, yaşadıklarını konuştuk, günümüze ilişkin tespitlerini konuştuk. Bence çok çarpıcı şeyler söyledi. 28 Şubat'ın tam olarak bitmediğini çünkü diyerek nedenleriyle sıraladı. Programın tekrarı da var hafta içinde. Yeniden izleme şansı bulabilirsiniz. İzlemeyenler oradan izleyebilir tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz. Merve tekrarında yeni soru sorabilirsin. Çok teşekkür ediyoruz sizi ağırlamaktan çok memnun olduk. İyi geceler diyorum.